Videosunun devamı. Çekelim. Hayvanların en hızlı gelişim zamanından bahsettik. Şimdi gelişimlerin orta olduğu, yavaşladığı zamanlarda geleceğiz. Bu konulardan bahsedelim. Elimizde ortaya bir şey koymadık. Koymamıza gerek yok. İyi dinlerseniz her şeyi net anlayacaksınız. Dinlemek çok önemli. Çünkü bak bazı arkadaşlar bir yerde misal hata yaptığımı hemen orada yazdılar abi. Aç hayvan asıl olmaz diye demişim. Dil sürtmesi olmuş. Onlara teşekkür ediyorum. O yüzden iyi dinleyin. Bak. Şimdi 3-4 aylığa kadar olan süreyi bahsediyorum. En hızlı gelişim zamanında. Ne vermemiz gerekeni bahsettik. Neyi kesmemiz gerekir bahsettik. Şimdi 4 aydan sonra gelelim. 4 aydan sonra verdiğimizlerden eksik ne bahsettik? Salatayı bahsettik. Pilav yapmaya bahsettik. Kemik yaptığımız et aşamasını bahsettik. Şimdi bunları vereceğiz. Ama yeminde yine söylüyorum. Mısır kırığı, pirinç, besin yemi, buğday olacak. Kaçışınız yok. Kilo alır diye korku olmasın. Yani kilo alacak diye. Biz şimdi o kilo vermesinden de bahsedeceğiz. Nasıl vereceğimizi de. Yok nefes yapıyormuş diyorlar. O yapıyor. Ben de izle yapıyorum. Kimse benim orada nefesi yapmıyor. Neden yapmıyor? Soruyorum size. Ben aşırı da bakım yapıyorum. Ama doğalıyla yapıyoruz bak. Her şey böyle şeyle değil böyle. Ekstra macunlarla, besinlerle, cevizlerle, mezlerle yapmıyoruz. Anladın mı? Doğalla var. Bak verdiğim her şey doğal şey. Bir tane kimse demez ki ekstra bir şey veriyorsun diye. Ben vermiyorum. Şimdi bunlar önünde 24 saat olacak. Şimdi haftalık her gün verdiğimiz bakıma geleceğiz. Bir gün. Ne yapacağız? Domatesi, salatasını 5 hayvana, bak aşırı demiyorum, 5 hayvana bir domates, bir soğan, iki salata. 5 hayvana olacağını bahsediyorum. Fazlası zarar her şey. Bir gün bunları verdik. Bir gün et haşladık ama iyice pişirmek şartıyla, çiğ olmayacak. Onu verdik. Bir gün et suyunu ayırıp pirinçle pilav yapıp onu vereceğiz. O et suyu çok faydalı. İlikleri doldurması yardımcı oluyor. Bir gün ne yapacağız? O kemikleri keserle iyice doğrayacağız, toz şekline getireceğiz. Kemik yapısı sert olsun, kiloya dönmesin diye vereceğiz. İlikleri kuvvetlensin diye hayvanlara vereceğiz. Beşinci gün, varsa balık yağı, tüyünün parlaklığı ve düzgün olması için balık yağı vereceğiz. Bak 4 aydan sonra bahsediyorum, bak iyi dinleyin. Oraya kadar verin demiyorum size. 4 aydan sonrasına bahsediyorum. Bir günde sularına vitamin atacağız. Etti 6 gün. Bir gün ara vereceğiz. Tekrar devam edeceğiz. Neden derseniz bak. Vitamin her gün verilmez. Sağlıklı hayvana sürekli her gün vitamin hayvanı bozar. Bak özellikle bahsediyorum size. İyi dinleyin. Bunlar her şeyin bir oranı var. Şimdi diyeceksiniz ki yumurtayı niye vermeyelim? Yumurtayı boş geçirdiğin gün diyorum ya sana saydık. Boş geçirdiğin günü vermek istiyorsanız bir hayvana, iki hayvana bir yumurta. İkiye böleceksin, vereceksin. Fazla değil. Çünkü sarısı ileride nefesinin artmasını sağlayacak. Bir böyle yumurtayı, yarısını bir hayvana, yarısını bir hayvana ver. Bak, 5 hayvana vereceğimi de söyledim. Bu hayvan 6 aya kadar, ya daha doğrusu 8 aya kadar bu şekilde devam edeceğiz ama şimdi zamanı geldiğinde kesmemiz gerekenlerden bahsedelim. 6 aylık olana kadar besin yemini, hiçbir şey eksik. 6 aydan sonra besin yemini yavaşça, azar azar, birden değil bak, birden keserseniz hayvanı bozarsınız. Kes ona bak. Yavaş yavaş, oranını diyorum, hepsi aynı bir avuç mu? Onu sen yavaş yavaş yarım avuca, çeyrek avuca bitirerek unuttuğu hayvana unutturacaksın o yemini. Mısır kırığı 6 aydan sonra taneye dönecek. Tane bak, iyi dinleyin lütfen, sizden rica ediyorum. Taneye dönecek. Besin yemini kesmiş olacağız ve 8-9 aylık senin kapatma sürene bağlı. Ben 9 aylıkken kapatıyorum, ortalama 10 aylığa yaklaşırken kapatıyorum. 10 aylık kapattık mı bunları? Mısırı elveda diyorsun ama yine birden kesme. Azar azar kes. Unutturarak kes hayvanı.
Zaten mesleğimini kesmiştik. Ne kaldı geri? Buğday ve pirincimiz kaldı. Hayvan tüyünü tam emin olduğun süre bir tüy kalmayana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ama tabii haftalık verdiklerimizle devam ediyoruz. Bak onlar eksik olmuyor. Neyse verdik bunu. Hayvana bismillahirrahmanirrahim elimizi aldık. Yavaş yavaş oynayacağız. Önce elle bazıları göstermiştim. Sıkarak, okşayarak boynunu nasıl yaptığımızı gösterdim. Bunu ele başladığımız zaman aradan pirinci de çekeceğiz. Sadece bir arkadaşımız buğday kalacak. Özellikle iyi dinle. Bir buğday kalacak. Aradan şeyi de keseceğiz. Salatayı da keseceğiz. O da gidecek arada. Çünkü salata yeşilliğe gider. Hazır hayvan, atlayan hayvan da sulu sıçma başlar. Onu önlemek için. Onu da aradan alacağız. Aldık mı kardeş? Ne kaldı bizim arkadaşımız? Sadece olarak buğday. Haftada bir gün eti de kesiyoruz. Et yok. Pirinç yok. Sadece domates kalacak. Ama o da değil. O da haftada ikiye düşüreceğiz. Buğdayla idmanlara başlayacağız. İdmana ilk defa el idmanı yaptık. Veyahut da 5 dakika attı başladık mı hepsi bitiyor aradan. Arkadaşımız sadece buğday kalıyor iman olarak. 24 saat elinde olacak şey bahsediyoruz. Hayvan 10 aylıkken başladı idmana bahsedelim. Buğday kalacak. Ve vereceğimiz şeylerden bahsediyorum. Bundan sonrası hayvanın genetiğini bozarsın. Kart olduğu an otomatikmen ani kilo almasını sağlarsın. Gözüne hoş gelir. Diyorlar ki bazıları kartken, yavruyken, horoz kartken dövüşünü yapmıyor. Neden yapmadığını ona da bahsedelim. Sonra videomuzu kapatalım. Hayvan başladı idmanımıza. Buğday günde. Ben kendi hayvanlarım için konuşuyorum. Ben hafif kilo seviyorum, orta kilo seviyorum. Hani birinci sınıf, ikinci sınıf olsun, üçüncü sınıf olsun bakmıyorum. İnanın bakmıyorum. Olanı da kesiyorum zaten. İsterse altın olsun. Sevmiyorum. Ben kurbanlık bakmaya ihtiyacı duymuyorum. Benim orası pratik ve atletik olacak. Beğenmeyenler ayrı konu. 5 fındık, 5 kan üzümü, yumurtanın günde bir beyazı. Bu 4 bizim arkadaşımız oluyor. Ta ki kahve gününe kadar. Her gün bunları vereceğiz. Ve hayvanın nasıl olduğuna iyi bakın. Kalkar mısın? Şu tüyünün güzelliğine bakın. Yaklaş kızım. Yaklaş. Biraz kameraya yaklaştır. Bak. Hiçbir şey söylemiyorum. Mart 10 yavrusu. Buyurun. Gel. Ve onu size 10 aylıkken göstereceğim. Tüyünün kalitesine bakacaksınız. Göreceksiniz. Ha hayvan iyi çıkar ama veya kötü çıkar. O artık senin elinde olan bir şey. Onu da kullanmazlık videosunda en ayrıntılı şekilde paylaşacağım. Hani diyorum ya ben şöyle anlatayım. Benim hayvanım kilo almaz. Şimdi ben önceki videolarda hayvanlarıma besleğimi veriyorum, çile veriyorum, ona veriyorum. Ben idman yapıyorum. Ha, benim hayvanım kilo almadığı için veriyorum ama şimdi ben yani %95'inin bakması gerektiği şekilde bakıyorum. Ha ben ekstra onu mesela kesmiyorum. İdmanı başladığı zaman da kesiyorum. Mısır da alıyorum. Kilo almıyor. Göstereceğim. Tüyden çıktığı zaman ispatını da size vereceğim. Ve şimdi sen şurada dur kızım. Geliyorum. Durdun mu? Şimdi. Bu da Şubat yavrusu. Mithat abi seni bekliyor. Bir türlü almadım. Bu da Mithat açıcı. Önce Mithat'a baba hakkı denildi ama hala gelmedi. Kümesi saklıyorum. Görüyor musunuz? Şu hayvana bak. Şubat 10 yavrusu. Ama tüyüne bakın. Parlaklığına bakın. Netliğine bakın. Görüyorsunuz. Bu Şubat 10 yavrusu. İşte olay bu. Kilo almayacak kardeş. 2 kilo şu anda 100 gram geliyor. Kartlığında da 2400'ü üstünü geçmeyecek. İddia ediyorum. Bunları da çekeceğiz. Neyse ben veririm. Ama ben genel için konuşayım. Damızı videosun da kilo almamasını sağlamak için eşleşme nasıl olacak da bahsedeceğim. Videomuzu kapatalım. Like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım.
yalnızca bir kişi dinleyin. 50 kişiyi dinleyip de kafanız karışmasın. Çok kişi, adam yalnız başına horozcudur. Tekse horozcudur. Arkadaşın çoğaldıkça horozculuğun da bok olur. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Selametle kalın.